Merhaba arkadaşlar, Para Bilgi kanalına hoş geldiniz. Evet, Cuma bugün ve kapanış gününde arkadaşlar Borsa İstanbul haftayı pozitif kapatmayı başardı. Gün içerisinde neredeyse tamamında Borsa İstanbul negatif de olsa da arkadaşlar, uzun süre negatif de olsa da gün sonunda az da olsa psikolojik baskıyı yendi ve pozitif kapatmayı başardı. Evet BIST 100 endeksi günü %0.14 artışla 5454 puandan kapattı. İşlem hacmi 90.255 milyar oldu arkadaşlar. 90 milyar lira gibi çok az bir işlem hacmi vardı Borsa İstanbul'da bugün. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayın arkadaşlar. Bunu hatırlatmadan geçmeyelim. Kanalımıza da abone olup bildirim zilini açarsanız bizim mutlu edersiniz. Şimdi Borsa İstanbul'da en çok kazanan en çok kaybeden ve en en büyük şirketlerin durumlarına bakalım. Sonra da takip etmiş olduğumuz hisselere geçelim. Evet, Ulusor Elektrik, Kredi West Factoring, Tere Yatırım bunlar arkadaşlar tavanda olan hisseler. Platform Turizm, Ahlatçı Doğalgaz, Prizma Pres Bağcılık, Egeplast Ege Plastik, Şeker Finansal Birikim varlık yönetim görüyorsunuz bu saytların bu zamana kadar ki 4 tane zaten yeni halka arz olan şirketler. Enka İnşaat ve Sanayi Anlam Şirketi, Balatacılar Balatacılık, Viking Kağıt ve Selyöz, Ulusal Faktoring, Lider Faktoring, Unpaş Holding. Evet Unpaş da oldukça iyi gidiyor arkadaşlar. Biliyorsunuz serbest piyasayla açıldı. Pazartesi gün açılmıştı sanırım hisse. Ve 1 liradan açıldı. Şu anda 9.91 ve tavan tavan gidiyor. Evet bunlar sahiplerim tam tavan değil ama yüksek oranda kazanan hisseler arkadaşlar. Kasa emtia, demir saç döküm, duran doğan, basım, garanti yatırım ortaklığı, Ege Endüstri, bantaj, bandırma, ambalaj. Evet bu hisseler gördüğünüz gibi hepsinde de güçlü al ve al seçeneği var. Dört 4 tane hisse bunların içerisinde halka arz olan şirketler. Bu halka arzı olan şirketlerle ilgili bugün gündüz biraz yoğunluktan video yapamadım ama e, bu akşam seansında arkadaşlar tavanda kaç lot var? Kaç tanesi nasıl el değiştirdi? Bununla ilgili bir video yapacağım. Daha izlemenizi tavsiye ederim. Evet Borsa İstanbul'da en çok kaybettilenlere geçelim. Şimdi fazla tabanda olan şirket yoktu. Ama üzer Taş Boya Sanayi, Güler Yatırım, tabanda arkadaşlar. Kaplemin ambalaj tabanın bir altında. İdeal Finans Teknoloji tabanın bir altında. Otto Holding tabanın bir altında. Dün de tabanın bir altındaydı. Batı Çin, Batı Anadolu Çin 8.98 kaybetmiş. Geçen bir olumlu bir şekilde durumları vardı Batı Çin'in tabanında. Şimdi de tabanın hemen altında. Rainbow Polikarbonat %8.61 Halbuki bugün Rainbow'la ilgili önemli ve güzel bir haber vardı ee, ama görüyorsunuz burada 8.61 kaybı var. Sasa Polyester 6.56, Masar Zorlu Holding 6.12, Özsu Balık 5.66, yeni halka arzı olan şirketlerden birisi tavan tavan gitti. Sonra iki gün taban yaptı, sonra tekrar tavan tavan yaptı. Şimdi 5.66 gibi bir değer kaybı oldu. Trabzon Liman Johnsus Enerji, Global Yatırım Holding, QNB Finans Bank, Hürriyet Gazetecilik, Doğan Burada Dergi Yayıncılık, Turkas Petrol, Nasmet Egepol, Borusan Yatırım, Akın Tekstil ve Hun Yenilenebilir Enerji en fazla değer kaybeden hisselerde arkadaşlar. Evet. Büyük hisselere de bakalım. Yani Borsa İstanbul Endeksini etkileyen hisselerden Koç Holding Alanım Şirketi mesela. Ee, Bunların da durumlarına bakmak lazım arkadaşlar. Binbirleşik mağazacılık kırmızı daha Hacı Ömer Sabancı öyle. Migros öyle. Şok Yeşil'de. Türk Hava Yolları kırmızı. Ee, Türk Telekomünikasyon Yeşil. Türk Şişe ve Cam Yeşil. Evet Şişe Cam mesela biraz sonra inceleyeceğiz ama Ereğli'nin kırmızı olduğu yerde bugün Yeşil'deydi. Türkiye Garanti Bankası Yeşil. Vestel. Elektronik kırmızı, tekven yeşil, yapı kredi yeşil, Tav kırmızı, Ford kırmızı, Ereğli kırmızı, Medikal Park yeşil ve iyi bir gelir vardı bugün. Akbank kırmızı, QNB Finans Bank kırmızı, Enerji Sağ Enerji Anadolu Şirketi yeşildi arkadaşlar. En büyük hisseler açısından baktığımız zaman. Evet şimdi burada gördüğünüz gibi e, Borsa İstanbul genel manada ee, yeşil daha fazla, daha tavanı daha fazla olan hisseler vardı. Ee, şimdi takip etmiş olduğumuz hisselere bir geçelim arkadaşlar. Biz yüzün grafiğini görelim. Görüyorsunuz biz yüz bugün yüzde 95 olarak negatifteydi arkadaşlar. Sadece saat 16.05'te bir pozitife çıkma durum var. Ee, daha sonra işte ondan sonra artık 17.45'te bir çıktı. Pozitif olarak tamamladı 0.14 ile. 5 günlük geliri de 3.49'a arkadaşlar şu anda. Bir aylık kazancı da %12.28 Borsa İstanbul'un. Şu grafiği görmek açısından burayı gösterdim sizlere. Evet devam ediyorum. Şuradan başlayalım. Smart Güneş Enerjileri, SMRTG. Bugün 2.08 negatif ve sürekli negatifteydi. Bir satışla başladı ve sonra paralel bir şekilde devam etti ısrarlı bir şekilde arkadaşlar. 5 günlük durumda 3.26'lık bir durum söz konusu. Bugün herhangi bir kapa açıklamasında hatırlamıyorum Smart ile ilgili. Evet Yeotek bütün enerji şirketleri aynı zaten arkadaşlar. Başlangıç ve bitiş itibariyle %2.42 ile negatifte tamamladı günü. 4.49'da 5 günlük kaybı. Şu 5 günlük kayıp da şu oynaklı görebiliyor musunuz? Yani enerji şirketlerinin bu düşüş evresi devam ediyor maalesef. Kontere enerji, teknoloji ve enerji %3.18'de negatif de bugün negatif açtı ve hiç pozitif göremeden negatifte de devam etti. 5 günlük kazancı 3.02 kontrol matiğin. Evet şu anda kuluçka dönemindeler bu hisseler arkadaşlar. Evet Ereğli'ye ne demeli? Ereğli 0.58 negatifte bugün pozitif değildi uzun süre. Fakat saat 17'den sonra 16.50'den sonra düştü. Bir daha da toparlayamadı hisse arkadaşlar. Hissenin 5 günlük durumda 0.44'lük bir kazanç söz konusu. Ama Ereğli şu anda endeks olarak ve enflasyona göre yatırımcısını üze üzüyor şu anda arkadaşlar. Hala üzüyor. Bunu da söylemeden geçmeyelim. Şişe bugün 0.79'da yukarıdaydı. Açılış itibariyle biraz karışıkıştı fakat saat 11.30'dan sonra şişenin sürekli ivmesi yukarıya doğruydu ve 0.79 gibi az bir oranda da kazansa endeks üstü bir gelir elde etti. 5 günlük durumda 3.43'lük bir pozitiflik söz konusu şişe camda. Evet. Sasa Sasa bugün kötü bir performans gösterdi. 6.56 negatifti arkadaşlar gördüğünüz gibi. Direkt açılış itibariyle hiçbir dalgalanma olmadan normalde Sasa'da bazen e, saat 13-14'ten sonra ya da 17-17'den sonra sert bir tepkiyle alışlar olup yukarıda tamamlardı. Ama bugün öyle bir tepki de almadı hisse. E, Hektaş'ta, Hektaş'ta mesela Hektaş aldı onu görüyorsunuz. Şuralarda, şuralarda Hektaş neredeyse gün içerisinde 1.18 değer kaybetse de neredeyse pozitife dönecekti ama dönemedi. Evet Sasa ve Hektaş'taki problem şu. Bu psikolojik bir yargı ve bu tür şirketlerin, sanayi şirketlerindeki dış işten biraz etkilendiler tabii ki üretim açısından. Çünkü asgari ücret yönüyle baktığınızda yüksek bir miktar geldi. Bunu satın almamıştı borsalar. İkinci olarak da dün sasava ve Hiktaş üzerine konulan tedbirlerin bir ay uzatılması da tabii ki küçük yatırımcı nezdinde biraz sıkıntı oluşturdu. Ama şunu her zaman için söylüyoruz özellikle açıya satış küçük yatırımcı için birebir iyidir. E, kredili satışta e, hacmi daraltır ama o da küçük yatırımcı için iyidir. Çünkü paran varsa satın alabilirsin. Ve üçüncü olarak da brüt takas da küçük yatırımcı için iyidir arkadaşlar. O kadar da yani tedbirleri yanlış anlamamakta gerekiyor diye düşünüyorum. Ama tabii ki burada şöyle bir durum söz konusu. Tedbirler kalksaydı e, tedbirsiz bir ortam başlayıp bir hafta sonra sadece açığa satış ve kredi işlemine başlayıp tekrar kademe kademe gelseydi belki hisselerde daha iyi olabilirdi ama Borsa İstanbul doğrudan hiç tedbiri kaldırmadan ve bütün tedbirlerin aynen uygulanmasına karar verdi bir ay boyunca. Olay bu. Bundan dolayı da bugün hisseler satışıydı arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. her şey için de hatırlatayım. Hektaş'ın e, 50 milyon liralık bir sermaye arttırma söz konusu. Ee, bağlı olduğu %100 ortaklığı olan, %100 Hektaş'a ait olan şirketin bir tanesi Tera e, şirketi üzerine 50 milyon lira sermaye arttırdı. Bu da önemli bir haber Hektaş için. Ve Hektaş'ı belki de yukarı yere doğru son zamanlar taşıyan olay da budur. Gerçi sabah geldi ama e, şey kap bildirimi Mesela Sasa'dan ayrı, ayrılmasının sebeplerinden birisi olabilir. E, güzel bir yatırım. 50 milyon liralık nakli sermaye yatırımına karar verdi Hektaş. Bununla ilgili videoyu merak ediyorsanız kanalımızda mevcut arkadaşlar. Lütfen buradaki bilgileri bir yatırım tavsiyesi olarak almayınız. Kendi fikirleriniz ve düşüncelerinize göre yatırımlarınızı gerçekleştiriniz. Hepinize bol bol kazançlar. Kanalımıza abone olmayı da unutmayın lütfen. Çünkü küçük bir kanalız biliyorsunuz. Bize de bu konuda destek olun. Hepinize bol bol kazançlar tekrardan.